Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle resimli pasta süsleyeceğiz. Eğitimin kızı Ecrin Zeynep için resimli pasta yapacağım. Onu nasıl süsleyeceğim sizlerle paylaşacağım inşallah. Bakın arkadaşlar, şeker hamurumu aldım. Şeker hamurları sert oluyor. Ben onu yumuşattım elimde. Şu şekilde yoğurarak yumuşatıyorum. Şimdi bakın, nişasta kullanıyorum açmak için. Şöyle. Açıyorum. Çok ince yapmıyorum. Çok kalın da yapmıyorum. Bakın kalıbımızda çiçeklerimiz burada. Bu çiçekleri çıkaracağız. Bu şekilde bir kalıbım var. Biraz daha incelteyim. Şimdi bir kenarda kalıbımı, bakın, böyle çıkarıyorum. Şöyle bastırıyorum. Bakın çıktı çiçeğimiz. Bu şekilde çiçeklerimizi hazırlayacağız. Pastamızı süslemeye geçeceğiz. Üzerine bir tane de şöyle, bakın, şekerlemeler var. Bir tane de şekerleme koyuyorum. Bu şekilde süsleyeceğiz pastamızı. Şimdi arkadaşlar bakın, pastamın kekimin bir parçasını koydum. Üzerine de kremamı hazırladım. Kekimi şekerli suyla ıslattım. Şimdi kremasını yayıyorum. Kat kat pastamı döşeyeceğim. Bu şekilde. Sonra da süslemeye geçeceğiz. Bakın kremamın üzerine biraz da krem şanti sürdüm. Şimdi damla çikolata serpiyoruz. Çikolatalarımızı da serptim. Şimdi ikinci katını koyacağım. Pastamın ikinci katını koydum. Şekerli suyla ıslatacağım. Kremasını koyup üçüncü katını da koyacağım. Son katımı da koydum arkadaşlar. Bakın böyle. Arasına kremalarımı koydum. Şimdi hafif şekerli suyla bunu da ıslatacağım. Ve krem şantiyle komple pastamı kaplayacağım. Arkadaşlar üzerine resmini yapıştıracağım. Resmi yapıştırdığım yere şeker hamuru açtım. Resmimi de bir 5 dakika buzdolabında beklettim ki kolayca jelatininden ayırabileyim diye. Şimdi üzerine yapıştıracağım resmimi. Tam şeker hamurunun üzerine gelecek şekilde. Şöyle. Alttan jelatinini açarak oturtuyorum. Şimdi üzerine jöle süreceğim. Bakın soğuk jölemi biraz suyla açtım.
Şimdi şöyle bir aparatım var. Bunun içerisine jölemi koyup resmin üzerine o şekilde dökeceğim. Şimdi çiçek yapacağız. Krem şantiyi renklendirdim. Yaptığımız papatyaları tek tek üzerine dizeceğiz. Bir küçük bir büyük yaptık. Onları üzerine bakın bu şekilde diziyoruz. Şekerlemelerden
kenara yaptığımız güllerin ortasına birer tane koyacağım. Köşelerine de birer tane koydum. Evet, pastam hazır. Bakın pastamız gerçekten çok güzel oldu. Pasta keki ve pasta kremasının tariflerini daha önce videolarını çektim. Kanalımda paylaştım. Detaylı tariflerini kanalımda bulabilirsiniz. Şöyle bir kanalımda gezinirseniz tarifleri bulabilirsiniz. Tariflerimin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup tariflerimi paylaşmayı unutmayınız. Yeni tariflerimden haberdar olmak için abone ol butonunun yanındaki zile tıklamanız yeterli. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.